Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok önemli bir konuda fikir paylaşımı için buradayım. LGS ya da YKS fark etmeksizin öğrencilerin öğrenme zorlukları. Aslında öğrenmenin gerçekleşeceği birçok şeyi, materyali, birçok kaynağı, birçok çalışma tekniğini öğrencileri kullandığını görüyorum ama hep şunu duyuyorum. Hocam biz sınıftan çıktığınız andan itibaren ya da işte birebir yaptığımız derslerde siz anlattıktan sonra her şey gidiyor. Hani sanki hiçbir şey bilmiyoruz, matematiği bilmiyormuşuz, baştan başlamışız gibi geliyor. Siz anlatırken her şey çok kolay. Acaba bunun altında yatan en önemli detay ne? Öğrenmeyi nasıl gerçekleştireceğiz? Öğrenme gerçekleşeceği en önemli noktanın beyin olduğunu aslında biliyoruz. Beynin tam olarak nasıl çalıştığını merak ediyoruz. İnsanoğlu yaratılışından beri birçok şeyi keşfetmeye ve birçok şeyi icat etmeye başlamış. Ancak beynin nasıl çalıştığı ile ilgili tam anlamıyla bir detaylı araştırma yapılmamış. Son dönemde yapılan birçok üniversite araştırmalarında özellikle de yapılan MR sonuçlarında beynin nasıl öğrenmeye başladığını yavaş yavaş keşfetmeye başlamış insanoğlu. Beynin çalışma prensibi nöronlar arasındaki bağlantıların çalışma prensipleriyle ilişkilendirilmiş. Tabii diyeceksiniz nöronlar nedir? Nöronlar insan beyninde bilgilerin fiziksel ve kimyasal aslında etkileşimini sağlayan sinir hücreleridir. Nöronlar yani sinir hücreleri aslında ilk etkileşimi dopamin ve glutamat benzeri yapılardan alıyor. Çok genel bir kavramla başlayacağım. İngilizce'de hani bilirsiniz yes I can tabiri vardır. Yani ben yapabilirim, ben başarabilirim. İnsan fizyolojisi de ilk defa bir şeyi başarabilmeye başladığında evet diyor ben yapabilirim. Yes I can. Ve o an dopamin, glutamat birçok etken madde beyinde artık reaksiyon vermeye başlıyor. Aslında ilk olarak odaklandığımız şey bu olmalı. Yani yapabilme becerisini geri plana atmak zorundayız. Gelin size şimdi öğrenmenin temel prensiplerinden bahsedeyim. Birincisi algı ve kodlama. Yani insan beyni ilk defa bilgiyle karşılaştığında önce bunu bir algılamak ister. Algılar bunu sindirir, sonrasında bunu yer etmesi için kodlamaya başlar. İkincisi olmazsa olmazımız. Tekrar ve pekiştirme çok ama çok önemlidir. Çünkü tekrar ve pekiştirme ne kadar sık olursa aslında aralıklı tekrarları ne kadar düzenli yaparsak nöronlar arasındaki bağlantı o kadar güçleniyor. Nöronlar bu şekilde çalışmaya başlıyor. Yani sinir hücrelerini artık aktif hale getirdiniz demektir. Öğrenmenin üçüncü aşamasında ise sinaptik plastikiyet dediğimiz bir aşama karşımıza çıkıyor. Aslında beyin hücreleri sinaptik boşlukları olabildiğince farklı kodlayarak insanın öğrenme prensiplerini daha da geliştiriyor. Yani gerçek anlamda öğrenme burada devam ediyor. Dördüncü aşamada ise karşımıza nörotransmitterler çıkıyor. Nörotransmitterler, dopamin, glutamat ve benzeri aslında kimyasal etkileşimlerin beyin içerisinde nöronların sinir hücreleriyle etkileşimini ve bağını güçlendiriyor. Son aşamaya geldiğimizde bence en detaylı nokta burası. Hafıza konsolidasyonu. Peki nedir bu hafıza konsolidasyonu? Aslında insan beyni gün içerisinde binlerce kez fotoğraf çeken bir göze sahip. Yani günlük hayatta adım attığınız, gördüğünüz, gözlemlediğiniz, hatta ve hatta bakmadığınız, dikkat etmediğiniz her şey background'da gözünüz sayesinde beyninize işleniyor. Peki bunların hepsi tüm hayatınız boyunca kalıcı bir halde beyinde hafızaya atılsaydı ne olurdu? Eminim ki hiçbir hafıza buna yetecek kadar büyük değildir. Hafıza konsolidasyonu özellikle uyku esnasında yoğun bir şekilde gerçekleşir. Hani biz bazen diyoruz ya öğrencilere uyku düzeninize aman aman dikkat edin diye. Ya hocam ben 1'de yatarım sabah 6'da kalkarım. Bana yetiyor 5 saat uyku. Hocam ben 2'ye kadar oturuyorum. Deliler gibi ders çalışıyorum. Benim için o yetiyor hocam gibi geri bildirimler çok alıyorum. Ancak bunun öğrenmeyi nasıl etkilediği fizyolojik anlamda aslında kanıtlanıyor. İşte tam olarak hafıza konsolidasyonu burada devreye giriyor. Uyku esnasında insan beyni REM uykusuyla aslında bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi edasıyla o kirleri yavaş yavaş yok ediyor. Burada aslında gün içerisinde bütün kaydettiğiniz gereksiz verileri hafızadan yavaş yavaş siliyor. Peki gerekli bilgileri nasıl ayırt ediyor? İşte burada dördüncü ve üçüncü maddelere dönüyoruz. Tekrar, tekrar, tekrar. Pekiştirme sayesinde aslında siz bunun beyne gerekli bilgiler olduğunu ispatlamış oluyorsunuz. Çünkü sinaptik boşlukları kapatarak nöronların bağını güçlendiriyorsunuz. İşte tam olarak kritik noktalardan biri de bu. Biz matematik öğretimi dışında da gerçekleşecek tüm eğitim ve öğretimlerde aslında doğru öğretim yönteminin tekrar ve pekiştirme olduğunu sıklıkla söyleriz. Öğretmen camiasından da ebeveynlerinizden de sıkça bunu duyarsınız. Özellikle velilerimizin şunu dediğini duyar gibiyim. Ya benim çocuğum hocam zeki ama çalışmıyor. İşte bu zeki ama çalışmıyor dediğimiz statü
Tam olarak bu. Çünkü hiçbir öğrencinin tekrar etmeden bir şeyi tam anlamıyla öğrenmesi mümkün değildir diyor bilim bize. Ve emin olun ki bilimin ana dili olan matematik de bunun bir ispatını yapıyor bize. İşte burada sizlerden istediğim çok önemli bir detay var gençler. LGS, YKS gibi sınav süreçleri ülkemizin gerçeği. Ve bunu başarabilmek çok büyük bir olaymış gibi sürekli üstümüze yük olarak alıyoruz. Ama biz aslında doğru öğrenmeyi gerçekleştirdiğimizde sınavlardan korkmayacağımız bir hale geliyoruz. Hani videonun başında demiştim ya, yes I can demeye başlıyoruz. İşte bu yüzden matematik öğrenmeden uzaklaşıp matematik yapmak zorundasınız. Biz sadece ve sadece matematik öğreniyorsak bilgi karmaşasından öteye gidemezsiniz. Ancak biz matematik yapıyorsak işte o zaman o bilgileri nerede kullanacağınızı fark edersiniz. İşte hani LGS, YKS gibi sınavlarda ya hocam biz beceri temelli sorularda soruyu anlamıyoruz ki cümlelerini duyar gibiyim. İşte burada bunun cevabını vermiş oluyorum. Sen matematik yapmaya başladığın an aslında o soruların cevabını hikayenin içine kendini entegre ederek bulmaya başlayacaksın. Bu süreçte sizden en çok destek istediğim şey şu gençler. İlk başta algı ve kodlamayı iyi yapacaksınız. Bu süreci en iyi şekilde, yani ders esnasında dinleyebileceğiniz maksimum verimle dinlemek zorundasınız. İkinci olarak ders esnasında öğrendiğiniz bilgileri eve geldiğinizde aslında doğru bir teknikle pekiştirmek gerekiyor. Ama şundan bahsetmem gerek burada. Ufak bir detay vereyim. İyi öğrenme ve iyi tekrar için bir REM uykusuna ihtiyaç var. Bu ne demek? Ben bugün bir konuyu öğrendim. Atıyorum 8. sınıfsınız ve karekökleri bugün anlatmaya başladı hocanız. Eve geldiniz, ben hemen oturayım karekökleri tekrar edeyim de şunu aradan çıkarayım dediğiniz an aslında tam öğrenmeyi başlatmamış oluyorsunuz. Çünkü bir REM uykusu zihnin temizlenmesi demektir. Ve zihin temizlendikten sonra, yani ertesi gün kalktığınızda veya işte ertesi gün okuldan döndüğünüzde yapacağınız tekrar bizim için çok daha değerli. Üçüncü aşamaya geçtiğimde ise hani bahsetmiştik ya, uyku çok önemli. İşte bu üç aşamayı gerçekleştirdiğiniz takdirde beyinde protein bloklar sağlam bir şekilde nöronlar aracılığıyla oluşmaya başlıyor ve artık öğrenme kalıcı hale geliyor. Bir, iyi dinlemeniz ve dersi derste öğrenmeniz gerekiyor. İkincisi, dersi öğrendikten sonra kalıcı hale getirmek için iyi tekrar etmeniz gerekiyor. Ve üçüncüsü, iyi bir uykuya ihtiyacımız var. Çünkü öğrenme asıl orada gerçekleşiyor. Bunları yaptıktan sonra matematik öğrenememek sadece ve sadece hayalden ibaret. Bugün öğrenmenin temel yapısından bahsettik. Tabii bu öğrenmeden kastımız LGS ve YKS için değil, tam anlamıyla bir öğrenmeden bahsediyorum. Ancak tabii ki öğrenme gerçekleştiğinde sınavlar için de çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ama sizlerin de, ya hocam burada şöyle olur mu, acaba kafama takıldı da bu böyle gerçekleşir mi dediğiniz sorular varsa muhakkak yorumlara bekliyorum. Hatta bu yorumların eğer detaylı açıklamasını isterseniz bunlar için ayrı da bir video çekebiliriz. Bu serüvene bu videoyla başlamış olduk. Tabii bu yolculuk uzun sürecek. Sizin de bu yolculukta bizlere destek olmanız bizim için çok önemli. Bu süreçte destek olmanız için abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için çok kıymetli olacaktır. Şimdiden bu videonun sizlere faydası olması dileğiyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.